Merhaba, bu kısa videoda size diyafram felci, diyafram parezisi ya da daha çok bilinen adıyla diyafram yükselmesi adı verilen hastalık ve tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyafram, karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran bir adaledir. Her ne kadar bir bütün olarak görünse de sağ ve sol diyaframlarımız ayrı ayrı çalışır. Ve bu adale solunum yapmamızın en önemli adalesidir. Peki nasıl ortaya çıkar diyaframda paralizi, felç veya yükselme durumu? Burada gördüğünüz gibi diyaframlarımız sağ ve sol boyun bölgemizden başlayarak aşağıya doğru inen iki adet sinirle uyarılmaktadır. Bu sinirlerde ortaya çıkan hasarlar diyaframda felce, yükselmeye sebep olurlar. Neye sebep olur bu sinirdeki hasara? Açıkçası birçok hastada bunun sebebi dahi tespit edilemez. Hastalar ani başlayan solunum zorluğu yakınmasıyla başvururlar. Hastaların bir kısmında ise travma öyküsü vardır. Bunlar boyun bölgelerinde bir çarpma olabilir veya araç içi veya araç dışı trafik kazası olabilir. Ayrıca akciğer ve kalp ameliyatları sonrası da sinirin hasar görme sonucu felç ortaya çıkabilir. Burada sağ diyaframında felç olan bir hastamızda diyaframın nasıl yukarıya çıkmış olduğunu görebilirsiniz. Diyafram felcinin kesin olarak teşhis edilebilmesi için burada gördüğünüz fluoroskopi denilen görüntüleme yöntemi kullanılıyor. Her nefes alışverişte sadece bir diyafram çalışıp diğeri çalışmadığı için kalp orta hatta kalamıyor ve hareket ediyor. Bu önemli bir durumdur ve hastalarda efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığının en önemli sebebidir. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Yani tedavi nedir? Tedavi, cerrahi olarak yükselmiş olan diyaframı aşağıya normal olması gereken yere indirerek kalbin orta hatta sabit kalmasını ve akciğerin genişlemesini sağlamaktır. Ameliyat sonrasında hastalarda belirgin olarak düzelme olur, solunumları belirgin şekilde rahatlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı günler dilerim.